Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle hapishane işinin iğneyle yapımını öğreneceğiz. Bildiğiniz gibi hapishane işi tığla yapılıyor ama tığ işi bilmeyenler de var. Bunu iğneyle yapımını öğreneceğiz. Bunun için gerekli olan malzemeler papağanlar, halkalar, düğüm kapama, koni kapama, zincir, sallantı aparatları, bitler ve iğneyle ipliğimiz var. İğneyle ipliğimizi kırmızı renk kullanacağım. Biraz nar çiçeğine yakın. O yüzden kırmızı ipten seçtim. Gördüğünüz gibi böyle bileklikler ya da şöyle uzatarak kolye yapmanız mümkün. Şimdi yapımına başlıyoruz. İğnemi ipime taktım. Belli miktarda kesiyorum. Ve ipliğime 6 tane boncuk alıyorum. İpimin sonuna götürdükten sonra boncukların içinden tekrar geçiyorum. Burada bir yuvarlak oluşturuyorum arkadaşlar. Şimdi tekrar bir boncuk alıp önümdeki ilk boncuğun içinden geçerek çıkıyorum. Aynı işlemi diğer boncuklar için de yapacağım. Ve 6. boncuğun içinden geçiyorum. Şimdi bundan sonra sıradaki diğer boncukların içinden geçeceğim. Az önce ilk aldığım boncuğun içinden geçtim. Alttaki boncuğu atlayıp üstteki ikinci sıra olarak aldığım boncuktan devam ediyorum. Tekrar bir boncuk alıp bu boncuğu atlayıp diğer boncukla devam ediyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Daha sonra bunu biraz çukurlaştırıp silindir şeklinde vereceğiz arkadaşlar.
Yukarı çıktıkça bu büzülerek kordon şeklini alacak. Arkadaşlar, malzemeleri sayarken atladığımız kum boncuk ve bit kristal boncuğumuz var. Şimdi dizmiş olduğumuz kum boncukların arasına bir tane bit kristali yerleştirerek devam ediyoruz. Ve sırada yerini alıyor. Bundan sonra her bit kristale geldiğinizde bit kristalden çıktıktan sonra bir bit kristali daha takarak devam edeceğiz. Böylece daha önce görmüş olduğunuz bu helezon şeklinde dönen bilekliğimiz oluşmaya başlayacak. Şimdi kum boncuklarımızla devam ediyoruz. Başlangıçta yaptığımız bilekliğin ucu kısa olduğu için tutmakta biraz zorlanıyoruz. Ama yeteri kadar uzunluğa ulaştıktan sonra bu problemimiz kalmayacak. Şimdi bir boncuk alarak bit kristalinin içinden geçiyorum. Şimdi artık kum boncuğu değil, bit kristali alarak devam ediyorum. Sonraki sırada yine aynı işlemi yapacağım. Tekrar kum boncuğu takmaya devam ediyoruz. Bu sistemde boncukların çaprazındaki boncuklar yapıldığı için, yani şunun çaprazına geldiği için diğer bit kristali bileklik ilerledikçe helezon şeklinde döne döne şekil alacak.
Bu bit kristalin üzerindeki kum boncuğu atıyorum. Ve bit kristalin içinden geçiyorum. Üstteki bit kristalin içinden geçiyorum. Ve tekrar bir bit kristal olarak sıraya devam ediyorum. Şimdi bit kristalin içinden çıktığım için tekrar bir bit kristal alıp kum boncuktan geçiyorum. Yavaş yavaş motifimiz oluşmaya başladı. Burada bu işlemi yaparken bit kristalin iki tarafına da farklı bir boncuk da kullanabilirsiniz. Nitekim göstermiş olduğum diğer bileklikte kristalin iki tarafında da farklı bir boncuk var. O da ayrı bir hava katacaktır. Ama arkadaşlar bu işlem sadece bu tip düz sade bilekliklerde mümkün. Yoksa hapishane işinde olan şemaları bu sistemde yapmamız çok mümkün değil arkadaşlar. Olmaz mı? Olur. Ama çok zorlanırsınız. O yüzden bu işlemi böyle basit hapishane işi yapmakta kullanın diyorum. Arkadaşlar sistem bu. Çıktığımız boncuğun aynısından bir boncuk daha koyarak devam edeceğiz. Eğer burada başka
renkte kum boncuk da olsaydı aralarda, o kum boncuklardan çıkınca da aynı renk kum boncuğu kullanarak devam edecektik. Böylece desenimiz döne döne helezon şeklinde ilerleyecekti. Şimdi bu boncuğu da attıktan sonra hızlı bir şekilde sonuca ulaşmaya çalışacağız. Finalde nasıl bitirdiğimizi göstereceğim arkadaşlar.
Arkadaşlar artık bir eklemin son sıralarını yapıyorum. Yeterli boya ulaştı. Son birkaç sırayı yaptıktan sonra bir eklemi bitirmek için gerekli işlemlere geçeceğim. Bit kristalin içinden geçtim. Çıktığım boncuğun aynısını takarak devam ediyorum. Aslında bu kum boncukları içinde geçerli. Çıktığım boncuğun aynısını takarak sırayı devam ettiriyorum. Yine kristalin içinden geçtim. Tekrar bit kristal olarak sıraya devam ediyorum. Tekrar bit kristaline geldik. Bir bit kristali daha alarak sıraya başlıyorum. Burada artık bilekliğimi sonlandıracağım için iki sıra daha bit kristalsiz yapacağım. O nedenle şimdi bit kristali taktıktan sonra artık başka bit kristal kullanmadan kum boncuk olarak devam edeceğim. Son bit kristali geçtim. Artık bit kristal takmadan sıraya devam ediyorum. İki sıra daha böyle bit kristalsiz devam ettikten sonra kapatma işlemlerine başlayacağım. Arkadaşlar, hapishane işlerinde yapılan bileklik ya da kolye biraz geniş olduğu zaman içi boş oluyor, elastiki bir yapı oluyor. Ben bunu yok etmek için içine malzemenin rengine yakın bir renkte boncukla dolduruyorum. Şimdi o işlemi yapacağım. Burada kullanacağım malzemeyi ayarladım. Boncuğumun içine bu plastik boncuklarla dolduracağım. Ve hapishane işi boncuğumun içine de
çelikten takıyorum ki daha sağlam olsun diye. Bunları hapishane işi bilekliğimin içine evet, içi tamamen doldu. İki tanesini çıkartabilirim. Burada biraz daha örüp boncukları sıkıştıracağım. Artık örme işini bıraktım. Ağız kısmını sıkıyorum. Bütün boncukların içinden geçerek 6 boncuğu büzmüş oldum. Ondan sonra da buraya bir düğüm atmam gerekecek. Böylece lastik boncuklarım da içeride hapsolmuş vaziyetteler. Düğümü çelik dilimini de uyguladım. Şimdi arkadaşlar çelik dile bir tane huni kapama aparatı takıyorum. Ve burada yapıştırıcı kullanacağım. Boncuk yapıştırıcısı bu. Böylece bilekliğim oynama yapmayacak. Bir müddet korumasını bekleyeceğim. Şu ipimi de şunun içinden geçirirsem daha iyi olur. Şimdi arkadaşlar burada ipi ve teli düğüm kapamanın içinden geçiriyorum. Ve bitini sıkıştıracağım. Sıkıyorum arkadaşlar. Buraya da biraz yapıştırıcı damlatacağım. Ve bu bölgeye de
karıştırıcı kuruduktan sonra şeffaf bir hal alıyor ve yapıştırıcı kullanıldığı belli olmuyor arkadaşlar. O nedenle rahat rahat kullanabiliyorum. Şimdi bunun yapışmasını bekleyeceğim. Ondan sonra da karşı tarafı aynı bu şekilde yapıştıracağım. Kurudu. Şimdi bu tarafı da kapatıp aparatları takacağım. Bir tarafına biraz zincirle bir tane sallantı aparatı, diğer tarafına da papağan takıp işlemi bitireceğim arkadaşlar. Bu zincirin deliklerine papağanın girmesi kolay. Her taraftan takılmak mümkün. O nedenle bileklik ayarı problem değil. Her kola uyacak şekilde ayarlamış olduk. Arkadaşlar bilekliğimiz hazır. Herkese kolay gelsin diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.